Tamam Yusuf. Tamam, tamam. Tamam değil. Canım acıyor. Yalnızım. Yapayalnızım ve canım acıyor. Hiç iyi değilim. Ölüyorum. Ama kaderin bir cilvesi sayesinde dizinizi incitip hastanemize geldiniz ve doktorunuz olarak da beni buldunuz. Sizin neyiniz olduğunu bulacağım ve düzeltmek için de her şeyi yapacağım. Eğer ben düzeltemezsem, benden daha iyi olan doktorlardan bir takım oluşturup onlara düzelttireceğim. Sonra ne olacağını biliyor musunuz? Ne olacak? Daha sağlıklı bir hayatınız olacak. Ve belki de hayatınız için ikinci bir şans yakaladığınızda eski karınızı bile arayacaksınız. İkinci baharınızı yaşayacaksınız. Şimdi ben az önce girememiştim. Bir daha deneyeyim. Şimdi birazcık baskı hissedebilirsiniz. Hareket etmeyin. Hocam, Kemal Bey'in kardeşi. Onunla konuşabilir miyim? Tamam ama sadece bir dakika. Nasılsın abi? Nasıl hissediyorsun? Sanki ayının biri bağırsaklarımı yemiş gibi. Bir yavruya dokundun. Neden böyle bir şey yaptın ki? Bilmiyorum. Düşünemiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu hesaplayamıyorum. Sanki davranışlarımı kontrol edemez oldum. Çok özür dilerim. Yani yavruya dokunulmayacağını biliyor muydunuz? Tabii ki. Tabii ki. Hem de çok iyi biliyordum. Ama şu an erken bir orta yaş krizinde. Hepimizi öldürecekti. Orta yaş krizi falan geçirdim yok. İyi ki yok. Sen orta yaş krizinde evlendin. Bir ayı tarafından yaralandın diye karım hakkında atıp tutmaya hakkın yok. Yani böyle aniden evlenmek sizin karakteriniz değil mi? Hastanın dinlenmesi gerek. Artık sessiz olalım mı? Ya nerede kalmıştım? 59. Çok kötü yenildim. Senin artık gitmen lazım. Kahretsin. Zenan, hastanede koşmak yok. Penset. Makas. Kemal Bey'in durumu daha iyi. Norepinefrin vermeyi kestik. Ve bilinç takibinde uyanıklığı daha iyi. Toraks tüpü çalışıyor. Kan gazı takiplerinde asidozunda da belirgin düzelme var. Bir saat sonra bilgilendirmek için tekrar geleceğim. Doktor Zenan. Efendim. Yarış ne durumda? Kazanıyor musun? Evet. Kemal Bey'in dikişlerini bitirir bitirmez. Bu çok kötü. Çünkü ben de tam hastanın yeni kalp kapakçığını koyarken beni izlemeni isteyecektim. Klem. Ama eğer bir yarışma kardiyak bir operasyondan daha önemliyse öyle olsun. Aspirat. İzlemekten zevk duyuyorum Suat Bey. Klem. İçimden bir ses tek endişenizin yaralı elim olmadığını söylüyor. Mert Bey, bugün doldurduğunuz evraklar okunamayacak kadar kötüydü. Bir cisme bakarken yan tarafları görememe, yani at gözlüğüyle bakıyormuş gibi oluyor musunuz? Gözlüğe ihtiyacı var, söylüyorum hep. Ya hiçbir zaman iyi bir öğrenci olamadım. Yani bahsettiğiniz buysa. Mert Bey, şimdi dümdüz bakmanızı istiyorum. Tam karşıya. Tamam. Ve parmaklarımı gördüğünüz zaman haber verin. Gördüm. Tümör. Neden diz travma vakasında lomber ponksiyon iğnesine ihtiyaç duyduğunu öğrenebilir miyim? Tam bir bakım yapıyorum. Ha, kaç puanlık? Efendim? Zeynep, gözlerimin içine bak ve hastanı sırf bir yarışma kazanmak için acılı ve gereksiz operasyonlara sokmadığını söyle bana. Evet, bunu yapıyorum. Çünkü hastamda baş ağrısı, ateş, bulantı ve şüpheli bir ense sertliği var. Kayalık dağlar, benekli humması ve Lyme hastalığı için kontrol ediyorum.
Ama ayrıca nadir görülen bir otoimmün hastalık ya da yüksek SRP değerleri yönünden septik artrit olmasından da şüpheleniyorum. Ya da deri veremi. Lomber ponksiyon yapacağım çünkü düşmeden önce kendinden geçmiş ve amnezi olmuş. Meningokok septik artriti de olabilir. Bu yarışmayı kazanmak istiyorum. Ama aynı zamanda hastamın hastaneden çıkıp menenjit ya da beyin iltihabı olduğunu anlayıp bize neden sadece bileğine baktığımızı sormasını da istemiyorum. Peki devam et. Zena'nın gelmesi uzun sürdü. Ve bu yüzden de yarışmayı kaybedecek. Çünkü çok hızlı gidiyorum. Ne kadar değilsiniz. Bir ayıya dokunup hepinizi hastanelik ettim. Ama bir tümör uydurup hepsini unutturdunuz. Belki de bir yavru ayıya dokunmamak gerektiğini bilemeyecek kadar aptalımdır. Sizce de Mert Bey öyle biri mi? Bana sormayın. Onu sadece birkaç aydır tanıyorum. Mert Bey, yapmamanız gerektiğini bildiğiniz halde yine de ayı yavrusuna dokundunuz. Bu ve diğer semptomlarla birlikte... Ne semptomları? Görüşüm kötüleşmişmiş. İyi, ben de gözlük takarım. Sadece görüşünüz değil. Beyin tümörleri karar verme ve olaylar karşısında değerlendirme kabiliyetini engeller. Bilinçsizce ve... hızlı kararlar almanıza sebep olur. Basit bir garson kızla evlendi diye. Değil mi? Yani demek istediğiniz bu. Benim gibi biriyle evlenmesi. Sadece bir beyin MR'ı çektirmek istediğimi söylüyorum. Emin olmak için. Hayır. Cevabım hayır. MR'ı çektir. Aşkım buna hiç gerek yok. Çektir şu MR'ı. Çünkü doktor hanım yanılıyor. Hocam beni seviyor. Kahretsin. Allah kahretsin. Ne oluyor Zeynep? Hastamın omurilik sıvısı kusursuz. Dizinden aldığım sıvıda da enfeksiyon görülmedi. Diz eklem grafisi temiz. Neyi kaçırıyorum, neyi? Dur bir dakika bakayım. Hah. İşte. Ne? İşte şurada. Nerede? Görmüyor musun? Bak şurada. Yarışmayı kazanmak için bir sürü gereksiz operasyon yaptığın yazıyor. Vay! İnanılmaz. Ela ile ikinizin yarışmayı kazanmak için gereksiz operasyonlar yaptığınızı da yazıyor. Ela tıbbi bir gizem mi buldu? Hayır. Ama o da bunun peşinde. Ela, aşk mı kazandı, tümör mü? Tümörü var. Bakın, uzun zamandır buradaymış. Üzüldüm. Sizden bir şey rica etsem... Hastayla siz de ilgilendiniz. Levent Bey, bunu siz verebilir misiniz? Ela, bak... Geldiğimden beri seninle çok fazla şey paylaştık. Sende gördüğüm ve asla değişmeyen tek şey var. Levent'i çok sevdiğin. Hayatın onunla birleştirmeyi hep çok istedin. Şimdi evlenmek üzeresiniz ve sen... çok mutsuz görünüyorsun. Yo, ben... sadece biraz uykusuzluk sorunum var. O yüzden yorgun görünüyor olabilirim. Peki bunu neden sen götürmüyorsun? Sadece... takip etmem gereken birkaç test daha var. O yüzden. Biliyorsunuz hepimiz puan kapmaya çalışıyoruz. Kaç oldu hocam? 87. Sen kaybetmeyi hiç sevmiyorsun değil mi? Nasıl yani? Yeteneğin var. Azimlisin. Savaşçısın. Bunu takdir ederim. Bak, böyle kaybedenleri desteklerim. Sadece kazanmak istediğim için buralara gelebildim. Yoksa şimdi mahalle kahvesinde okey falan oynuyordum. Kendi kaderini çizen insanlar kolay kolay kaybetmez.
Ama bazen senin elinde değildir. Bu adam gibi mesela. Ayıyı o kışkırtmadı. Kardeşi yaptı. Ama şimdi burada hayatı için savaşıyor. Başkasının hatasının bedelini ödüyor. Bu onu mağlup yapmaz. Sadece mağdur yapar. Onu kaybediyoruz. Hastayı kaybediyoruz. Mavi kod, yardım edin. Olamaz. Bu olamaz. Abim ölemez. Ölemez. Abim ölemez. Bakın, elimizden gelen her şeyi yaptık. Vücudu bu kadar şeyi kaldıramadı. Ayrıca bir şey daha var. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı biraz sonra gelip sizinle konuşacak. Hayır, hayır. Hemen duymak istiyorum. Lütfen. Çok üzgünüm. Ama tümör konusunda haklıymışım. MR'daki görünüşü kötü huylu bir tümöre benziyor. Beynin ön tarafındaki tümörler böyle davranış bozuklukları yapabilir. Ameliyat edilemez mi peki? Hayır. Maalesef çok yayılmış. Uzun zamandır içeride büyüyormuş. Gerçekten çok üzüldüm. İyi. İyi. Layığımı buldum. Abimi öldürdüm. Ben de yaşamayı hak etmiyorum. Ela Hanım. Ben de bir semptomum değil mi? Yani o ayı yavrusuna dokunması gibi benim de evlenmesi de tümör yüzünden. İçeride kastettiğiniz şey buydu. Değil mi? Ben de tümörünün bir belirtisi miyim? Bilmiyorum. Bunu bilemem. Ama bunu kesin olarak bilebilecek tek kişi sizsiniz. Negatif derken işler kötü anlamında mı yoksa bir şey yok anlamında mı? Kötü bir şey çıktı denemez. O bütün gün yaptığınız testlere ne oldu? Hani bir şeylerin değerleri falan yüksekti. Evet. Çok net değildiler. Hepsi de sizde genel olarak ufak sayılabilecek bir grip. Grip mi? Koca günü burada geçirdim. Bir sürü testler, mesler. Onların hepsini bir grip için mi yaptın? Yani bir grip, bir de ufak bir burkulma. Özür dilerim, gerçekten. Başka bir şeyler de var gibi gelmişti. Gerçekten de öyle görünüyordu. Olumlu tarafından bakın. Bugün burada bir sürü şeyin farkına vardınız. Hayatınız, alışkanlıklarınız, eski karınıza duyduğunuz özlem. Eski karım Dırdırcı Cadaloz'un tekidir. Gittiğinden beri bir kere bile özlemedim ben onu. Ama bugün onu çok özledim. Çünkü hala birlikte olsaydık beni çoktan dırdırıyla öldürmüş olurdu da ben de senin eline düşmemiş olurdum. Özür dilerim. Ben böyle olsun istemedim gerçekten. Bütün gün yapmadığın test kalmadı. Deney faresi gibi durmadan bir şeyler yaptın. Canımı yaktın. Reçete mi yaz? Yeter artık. Buradan gitmek istiyorum. Aslında burkulma yüzünden ayağınız 10 gün böyle atelde kalacak. Sonra geçer. Grip içinde aslında grip bir virüstür. Antibiyotiklere cevap vermez. Bu yüzden bol bol meyve suyu ve istirahat öneriyorum. Meyve suyu ve istirahat mı?
meyve suyu ve istirahat ha! Özür dilerim. Ben gerçekten özür dilerim. Sen son 3 saatini ameliyat izleyerek geçirdin. Sadece 3 puan. Sen boşuna umutlan diye yaptın. Neden dikişlerini bırakıp ameliyata girdin? Öyle bir kardiyak ameliyatını kaçıramazdım. Dayanamadım. Hala kazanabilirim. Kazanabilirim. Bugün bir sürü puan topladım. Kim kazandı? Kim kazandı hocam? Kim kazandı hocam? Kim hocam? Hocam hadi hocam, söyleyeyim. Kim? Tebrikler. Kim kazandı? Kim doktor kazandı hocam? Kim? Kim? Ela. Ayı saldırısına uğrayan adamın beyin tümörü varmış. Ve Ela da onu buldu. Tıbbi bir gizem çözdüğü için 80 puan. Böylece birinci oldu. Tümörü ben de bulabilirdim. Evet ama bulamadın Zenan. Onun yerine Suat Bey'in ameliyatına gidip 3 puancık almayı tercih ettin. Evet arkadaşlar. Ela'yı tebrik edin. Hadi. Hadi. Tebrikler. Tebrik ederim. Ela ödülünü istemiyor musun? Telefon mu? Evet, bir telefon. Ama bu çok özel bir telefon. Çünkü bundan sonraki 3 ay içinizden herhangi birinin ameliyatı olduğunda bu telefonu aramanız gerekecek. Ve eğer Ela o ameliyatı isterse sizden alma hakkı var. Hocam ama hocam, bu haksızlık. Bu ama böyle hocam şey, hem de 3 ay. Değil yani. Ama ben çok uğraştım. Haksızlık. Olamaz. Şşş. Zaferin tadını çıkar Ela. Bunu hak ettin. Evet çocuklar, artık hepinizin eve gitmesini istiyorum. Bir haftadır burada yatıp kalkıyorsunuz ve sizi oğlumdan daha fazla görmekten gerçekten fena halde sıkıldım. Artık gidin, gidin ve kendi yumuşak yataklarınızda uyuyun. Hadi, hadi, hadi. Ela, buna sevinmediğini söyleme sakın bana. Yo, sevindim tabii. Evet, çok belli oluyor gerçekten. Ya senin neyin var söylesene. Kaç gündür yüzünden düşen 1000 parça. Böyle bir şey bile keyfini yerine getiremedi. Lütfen Ela, seni üzen şeyin ne olduğunu söyleyecek misin artık? Peki. Söyleyeceğim. Zaten artık bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Kız karlarımı biliyorsun. Jülde Hanım 2 hafta önce tanı amaçlı laparoskopi yaptı. O verdiği çikolata kisti saptandı. Ve endometriozis nedeniyle tüplerim kapalı. Yani hiçbir zaman çocuğum olmayacak. Ela ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben gerçekten çok üzüldüm. Bana niye söylemedin? Sen bunları yaşarken ben... Tamam. Önce sakin olalım. Bak tüp bebek konusunda çok yollanıldığını biliyorsun. Ben tıp fakültesindeyken bu konuda bir test hazırlamıştım. Mesela bir hastaya 27 yaşındayken infertilite teşhisi konmuştu. Ama tüp bebek tedavisiyle 32 yaşında ikizleri vardı. Sonra buna benzer bir hasta daha vardı. Onun hamile kalması 7 yıl sürmüş. Ama ben onunla görüştüğümde 300'leri vardı. Zenan yeter. Ben de bir doktorum ve bunların hepsini biliyorum. Bu anlattıkların senelerce uğraşıp çocukları olan kadınlar. Peki olmayanlar? Tezinde onlar da vardı değil mi? Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Asla çocuk sahibi olamayan, bu yüzden aşkları tükenen,
evlilikleri kabusa dönen çiftler de var. Onları niye anlatmıyorsun? Ela bak ama tüp bebek gerçekten... Ya Zeynep lütfen. Bana bunu yapma. Ben gerçekle yüzleşmeye çalışıyorum. Sakın bu işlere bana umut aşılama. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.